Merhabalar, ben Köfteist Köfte. Ve bugün yeni bir mod incelemesinde daha beraberiz. Evet, uzun zamandır mod incelemesi yapmamıştım. Bugün inceleyeceğimiz mod muhtemelen pek çok kişinin de favorisi olan ve benim kesinlikle ama kesinlikle favorim olan Red Power. Red Power öncelikle World Generation'da pek çok şey ekliyor. Burada gördüklerinizin hepsi World Generation'ı. Yani dünyaya konan şeyler. Buralar Ore'lar. Copper. Tin, Silver, orlarının yanı sıra Ruby, Sapphire ve Green Sapphire ekliyor. Ve ayrıca Redstone'a benzeyen ve başka bir iş için kullanılan Nickelate diye bir şey ekliyor. Ayrıca şu an henüz bir kullanımı olmayan Tungsten adında bir ora sahip. Hiçbir kullanım yok şu an. Bunun dışında World Generation'da Basalt ve Marble adında yani Marble mermer de basaltın Türkçesini hatırlamıyorum. İki farklı taş daha ekliyor. Basalt tamamen volkanlardan bulunuyor. Evet, dünyaya volkan da ekliyor bu mod. Basaltın şöyle değişik versiyonları mevcut. Marble mağaralarda bulunuyor ve şu iki versiyonda kullanılabiliyor. Bunun dışında bir tane çiçek ekliyor. Indigo Flower ve Indigo Flower'dan Indigo Dye elde ediyorsunuz. Bunun dışında bir adet de tohum ekliyor ve bu tohumun bitkisi. Bunu kırdığınızda size string veriyor ve seed'ini veriyor. Peki bir mod neden World'de bu kadar seed üretecek bir şey ekler? Gördün şu kanvasın yapımı için. Kanvası nelerde kullanıyoruz? Canvas pack yapımında ki farklı renkleri mevcut. Ve Wooden Sail ve Seed Bag yapımında kullanılıyor. Wooden Sail ise şu gördüğünüz Wooden Wind Turbine ve Wooden Windmill üretiminde kullanılıyor. Onların ne olduğunu zaman geldiğinde açıklayacağım. Bunun dışında oyununa eklediği pek çok tool mevcut. Yani alet. Ve çoğu aleti yani normalde oyunda bulunan aletlerin neredeyse hepsini bunlarla yapabiliyorsunuz. Bunların avantajı en az Diamond kadar hızlılar. Her ne kadar Obsidian'ı kıramasalar da. Biraz daha kısa sürede yok oluyorlar. Ve en güzel yanı hayvan gibi bol bulunuyorlar. Bunlar normal tool'ların bunların versiyonu. Yani bu madenlerdeki versiyonu. Bunun dışında oyuna eklediği kendi tool'ları mevcut. En baştan size Sickle'ı göstereyim. Bir tane Bone Meal verelim kendimize. Normalde bu plantleri kazmak çok zahmet isteyen bir şey değil mi? Put. Tabii bunlar başka bir mod tarafından eklendiği için onları görmüyor. Dolayısıyla da bunları alamadı. Bunlar da Extra Biomes diye bir mod tarafından ekleniyor. O çiçekleri alamadı doğal olarak. Ancak büyük alanları temizlemek için birebir. Aa, bunun dışında sadece o işe de yaramıyor. Başka bir işe daha yarıyor ve bu pek çokunuzun çok seveceği bir özellik. Şimdi tüm bu leaf'leri temizlemek zahmet istiyor, değil mi? İki saniyemi almadı. Şanssız bir tane bile sapling düşürmedi. Unumuzdaydı sanki de. Evet. Bu sickle'ların işe yarayışı alan temizleme konusunda çok işe yarayacak bir alet. Bunun dışında Atem diye bir silah ekliyor. Bu silah çoğu moba karşı hiçbir işe yaramayan bir silah. Peki neden böyle bir şey ekleme ihtiyacı duydu diyecek olursanız Enderman avlarken bunu yanınızda bulundurun. Çünkü sadece iki vuruşta bir Enderman öldürebiliyorsunuz ve enchant etmeden. Ha, enchant etseniz artık neler olacak. Yapımı ise sadece çok basit. Bir adet silver ile bir adet stick. Copper, tin ve silver hakkında ufak bir uyarı. Çoğu mod dünyaya copper, tin ve silver ekliyor. Ancak başka modun copper, tin ve silver'ını başka bir modda kullanabiliyorsunuz. Çünkü forge'un yani
kullandıkları kütüphanenin güzel bir yanı, hepsi aynı or olarak gözüküyor. Ya tıpkı farklı tip ağaçların aynı ağaç olarak gözükmesi gibi. Yani craftinglerde. Dolayısıyla da hangi tip orun hangisi olduğu hiç önemli olmayacak. Sadece depolama esnasında önemli olabilir. Onu da çevirmenin pek çok farklı yolu mevcut. Tornavidaları açıklayalım. Bu arada Doctor Who izleyenler direkt buna dikkat etmiştir. Bu Screwdriver. Bunu zaman geldiğinde açıklayacağım. Red Power'da çok işimize yarayacak bir şey. Sonic Screwdriver ise bunun elektrikle çalışan versiyonu. Ama bu elektrik Industrial Craft elektriği değil. Red Power'ın kendi elektrik sistemi var ve buna zamanı geldiğimizde de değineceğim. Aralarındaki temel fark normal Screwdriver yok oluyor, yani parçalanıyor. Sonic Screwdriver ise elektrikle şarj ediliyor. Bunun yapımı Iron Ingot ve Stick çarpaz olarak yerleştirilmiş. Sonic Screwdriver ise Green Sapphire'ın diğer jamlerden tek farkı burada kullanılıyor. Green Sapphire, Brass ve Battery. Brass ne diye soracak olursanız ona bir şimdi değineceğim. Bunun dışında voltmeter mevcut. Elektriğe girdiğimizde değineceğiz. Bu arada elektrikten bahsetmişken Nicolate Red Power'ın elektrik sistemi için çok önemli bir maden. Bunun dışında Wool Cart diye bir şey mevcut. Fine Wooder bunun yapımı için de şu lazım. Bunu da nasıl yapacağınızı birazdan değineceğim. Wool Cart'ın işe yaradığı şey gördüğünüz gibi Wool'ları geri çevirebiliyorsunuz. Şimdi Diamond Draw Plate'ı nasıl yapacağınızı söyleyeceğim. Hand saw'ları görüyorsunuz. Bunların işe yarayış şekli Red Power'ın eklediği önemli bir blok tipi. Önemli bir dekorasyon aracı. Mikro bloklar. Bunlar temel tipler. Bunun dışında şurada gördüklerinizin hepsi mikro blok. Bunlar hem dekoratif hem de mimar demişim. Mühendislik açısından çok önemliler. Mesela kablolarınızı gizleyebiliyorsunuz vesairedir. Bu mikroblokları yapmak için ise hand saw'lar lazım. Gördüğünüz gibi blokları kesip daha ufak hallere getirebiliyor. Ve bunları birleştirip da değişik hallere getiriyorsunuz. Bunun dışında silikon wafer elde edimde kullanılıyor ve bu başka bir alet. Şu ikisinin yapımında kullanılıyor ve bunlar da ilerlediğimizde göstereceğimiz şeyler. Diamond Hand Saw aralarındaki en yeteneklisi. Zaten Diamond'a yapılıyor. Iron ise en basiti. Şunlar sadece dayanıklılık olarak Iron'dan daha fazlalar. Diamond hem dayanıklılık olarak hepsinden daha fazla, hem de kesebildiği şey sayısı daha fazla. Mesela obsidiyanı kesebiliyorsunuz. Diamond küpüs kesebiliyorsunuz ve silikon wafer'ı ancak bununla kesebiliyorsunuz. Diamond draw plate ise bir block of diamond'ı keserek diamond slab'e çeviriyorsunuz. Onu da keserek diamond panele çeviriyorsunuz. Ve onu da diamond draw plate'e çeviriyorsunuz. Ancak geri kalan 3 diamond panel gayet size diamond olarak geri dönüyor. Iron panel stripleri de paneli yan keserek elde ediyorsunuz. Iron paneli. Evet. Basit kısmına değindik sanırsam. Unutmadan seed bekler ve canvas bekler. Kendimize bir ho alalım. Seedback'lerin güzel yanı mesela flux verelim kendimize. Diyelim bunları ekmek çok zahmetli geliyor size değil mi? Evet gelir bazen. Seedback burada çok işimize yarayacak bir şey. Shift'e basılı tutarak sağ tıkladığımızda bir inventory açılıyor ve gördüğünüz gibi artık flux seedler bunun içinde ve voila. Tek tıkla ekebiliyorsunuz. Bunun dışında kendimize biraz bone meal verelim. Evet.
topluyoruz. Ve gördüğünüz gibi flag seed'lerden hiçbiri elimize gelmedi. Çünkü hepsi inventory'e gitti. Ve tekrar hepsini ekebiliyoruz. Seedback'ler bu işe yarıyor. Bunun dışında canvasback elimden attım değil mi? Canvasback ise tamamen yanınızda taşıdığınız ekstra bir chest diyebiliriz. Ve canvasback renklendirilebiliyordu. Farklı renk canvasback'ler yaparak onları farklı işte kullanabiliyorsunuz. Bu sayede inventory'niz karışmıyor. Mesela tool'ları bir canvasback'te taşıyorsunuz. Bazı ihtiyaç duyduğunuz madde eşyaları bir şeyde taşıyorsunuz. Ya da inventory'niz mi doldu? Onları taşıyabiliyorsunuz. Neyse, RedPower'ın bu World Generation'da eklediği ve tool'lar kısmına bitirdiğimize göre RedPower'ın asıl kısmı. Adından da anlaşılacağı üzere RedPower Redstone üzerine kurulmuş bir mod. Ve şimdi o kısma geçiyoruz ama öncelikle size Alloy Furnace'ı tanıtmam lazım. Alloy Furnace çoğu madeni çoğu malzemeyi yapacağımız bir şey. Recipe'lerine bakacak olursanız 4 redstone ve copper pişirdiğimizde ya da copper'ımız azsa iron pişirdiğimizde red alloy ingot elde ediyoruz. Ve bu red alloy ingot tabii şu jacketed wire'lara daha sonra değineceğim. Red alloy wire elde edildiğinde kullanılıyor. Temel olarak redstone. Ama daha gelişmişi. Bunun dışında bir tin ve 3 copper'la brass ingot, demin gördüğünüz ve nasıl yapacağım diye soracağınız şey. Bunun dışında tin plate, buna daha sonra değineceğim, tüp kısmına geldiğimizde. Ve elektrik için önemli olan kısım blue alloy ingot. Bunun dışında trackleri tekrar demire, kovayı tekrar demire, minecart'ı tekrar demire. Yani pek çok şeyi geri olması gereken şeye ana malzemesine çevirebiliyorsunuz. Ve bu evet güzel bir şey. Hani ayrıca silikon blue'yu elde etmenin tek yolu da bu. Ki şu red dot wafer ve blue dot wafer onların ne işe yaradığına zamanda birazdan değineceğim. Neyse şimdi gelelim blue alloy wire'a. Bildiğiniz gibi normal redstone 15 blok sonra tüm gücünü kaybediyor. Ve şöyle görmüş olduğunuz şuraya kadar uzanmasını bekliyorduk. Olmuyor. Bunun için de Red Alloy Wire ise hiçbir güç kaybetmeden gayet bu yolu kat etti. Ve bunu yaktı. Bu lambaları da birazdan değineceğim. Bu da Red Power'ın eklediği bir şey. Red Alloy Wire'ın tek güzel yanı bu değil. Şurada da dikkat etmiş olacağınız üzere her yüzeyde hem de her yüzeyde hareket ediliyor. Normalde redstone'u farklı bir kattan geçirmek için bayağı meşakkatli bir şeyle uğraşmanız gerekiyordu. Fakat bunun için hatta uçarak gösterecek olursak bu red alloy varının en güzel yanı. Bu sayede çok daha kompakt ve çok daha hızlı redstone devreleri yapabilirsiniz. Normal Redstone'un Red Alloy Wire'a kıyasla sadece tek bir avantajı var. Ki onca avantajları düşünürsek bu dezavantajı bir hiç. Red Alloy Wire 12'lik bir set için yani 12 blok uzunluğunda bir kablo için 3 tane copper daha fazla istiyor. Yani 12 Redstone artı 3 copper ya da 12 Redstone. Seçim sizin diyeceğim. Ama zaten copper çok bulunan bir şey. Ve dolayısıyla da böyle epik özellikleri hesaba katarsak ki bunları yapabilmek için normalde Redstone'da 40 tane falan Redstone kullanmamız gerekecek. Bence 3 tane kapır gayet feda edilebilir bir şey. Ve daha ufak yerlere sığdırabileceğimiz devreler, gayet bununla daha ufak yerlere sığdırabileceğimiz devreler daha da ufalabiliyor. Birazdan tanıtacağım şey. Gördüğünüz gibi insulated wire'lar. Normal red alloy wire bu şekilde craft ediliyor. Insulated wire'lar ise red alloy ingot çevresi 3 tane red alloy ingot içerisine 6 tane wool. Ve bunlar farklı renktekiler birbirlerine dönüştürebiliyorlar.
Bunun avantajı dikkat ederseniz 3 tane farklı renkteki yan yana ve birbirlerine bağlanmıyorlar. Redstone sinyali alıyorum. Beyaz sadece beyaza. Turuncu sadece turuncuya. Magenta sadece magentaya. Hani zaten daha da kompaktlaşan redstone devrelerimiz bununla ne kadar kompaktlaştırabileceğimizi düşünün. Bu da yetmedi. Tüm bu farklı sinyalleri tek bir uzun bir mesafede tek bir hat üzerinden de geçirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bundled cable şu şekilde craft ediliyor. 5 tane insulated fire çevresine 4 tane string ve 2 tane bundled cable elde ediyorsunuz. Ancak bu mesela turuncuyu açtım. Gayet tek hız üzerinden geçiyor ancak sadece turuncu yandı. Magenta'yı açtım. Magenta yandı sadece. Beyazı açtım. Sadece beyaz yandı. Hani bununla daha da kompaktlaşan devrelerimizin artık bunda ne kadar kompaktlaşacağını düşünün. Ki onu da geçtim. Modun geliştiricisi LRM bununla da yetinmemiş. Hani bu da ona yeterince kompakt gelmemiş. Farklı renk bundled cable'lar eklemiş. Gördüğünüz gibi şu iki farklı bundled cable'ımız mevcut. İkisi, biri beyaz, diğeri turuncu ve birbirlerine bağlanmıyorlar. Beyazını açıyorum. Beyazın beyazı. Açıyorum ve sadece beyazın beyazı yanıyor. Turuncunun beyazını açıyorum. Sadece turuncunun beyazı yanıyor. Bu arada bunlar da farklı tip ışıklar. Işıklara şimdi değineceğim. Ya da turuncunun turuncusunu açıyorum. Vesaire vesaire. Ki videonun ilerleyen kısımlarında ya da diğer bir bölümde muhtemelen ilerleyen kısımlarında değineceğim başka bir şey. Bu da kompakt değil. Ama kablolar kısmında en kompakt hali bu. Ama bunlar bile kompakt değil. Hani artık. Normalde bir redstone devresi normalde hayvansı düzeydeki redstone devreleri bildiğiniz 16 çank falan kaplayabiliyor ki şu dev haritada gördüğünüz alanın tamamı demek oluyor bu. Ancak Red Power'la o da aynı devre sadece 8 blokluk bir alana falan sığdırılabiliyor. Wow. Wow. Sadece wow. Işıklara gelecek olursak. Demin sürekli size gösterdiğim ışıklar bunlar. Şuradan ışıklar kısmına gelecek olursak. İlk olarak normal lamp'lar ve inverted versiyonları. Bunlar gördüğünüz gibi çok farklı renklerde ışıklar. Normallerinin olayı redstone sinyali aldıklarında şurada gördüğünüz üzere redstone sinyali aldıklarında yanıyorlar. Inverted olanların olayı ise redstone sinyali aldıklarında kapanıyorlar ancak almadıklarında yanıyorlar. Ki bu ışıklandırma için çok güzel bir seçenek ki 16 farklı renkleri olduğunu hesaba katarsak bu da Cage Lamp. Ya, bunlar da aynı şekilde mevcutlar. Ve Fixture. Bunların da toplamda 16 farklı rengi mevcut. Ve artık ne kadar dekoratif ışıklandırmalar yapabileceğinizi siz düşünün. Evet. Kablolarda bir kısmı burada hazırlamamıştım. Onu şimdi göstereceğim. Jacketed wire. Jacketed wire normal blue alloy wire'a bağlanabilir ya da direkt bir redstone'a bağlanabilir. Seçim sizin. Ve yaradığı iş şu. Gördüğünüz gibi şu an hiçbir bloğa değmeden gayet kendi başlarına hareket edebiliyorlar. Ve mesela inverted vermeyecektik. Tabii kendime iki tane vermeyi hatırlatmalıyım. Redstone'ların ufak bir olayını unutmuşum. Üç kare. Tabii uzun zamandır normal redstone kullanmayınca oluyor böyle vakalar. Gördüğünüz gibi çok uzak mesafelerden bu lambaları redstone sinyallerini taşıyabiliyorlar. Ve şu mikro bloklara değinecek olursak eğer
Tabi illa blok koyman lazım. Gördüğünüz gibi duvardır ki redstone sinyali, duvardan redstone sinyalini çok rahatça geçebiliyoruz. Bu pek çok şey de çok işimize yarayacaktır. Hatta şunu da örnek göstereyim ben direkt. En iyi aydan almaya üşendim. Spotlight yapıyoruz, en iyi aydan almaya üşeniyoruz. Evet, normal duvara bağlıymış gibi ancak bunu sadece jacket wire'larda değil, tüplerde de kullanabileceksiniz. Bunun dışında mikro bloklar aynı şekilde bu red alloy wire'ları birbirinden ayırmak için de kullanılabilir. Mesela kendinize biraz red alloy wire görelim. Bu buna bağlı olsun. Mesela normal redstone'la yaşadığımız bir sıkıntıyı bununla da yaşıyoruz. Ve insulated wire yapmaya üşeniyoruz. O zaman ne yapacağız? Mikrobloklar. En can yardımcımız. Aynı zamanda bu redstone sinyallerinin istemediğimiz makinelere değmesini de engelleyebiliyor. Ve bu sayede birden yalıtılmış 2 adet red alloy wire sinyalimiz mevcut. Ve videomuzun bu kısmını hazırlamak için bu dev alanı hazırladım. Demin bahsettiğim gibi bu bantlı cable'lar bile kompaktlık konusunda son nokta değil. Kompaktlık konusunda Logic Gate adı verilen, hatta size onların listesini göstereyim. Şunları hiçe sayın. Şunlar. Peki bunlar ne işe yarıyor? Şimdi buraya her Logic Gate'in Red Power versiyonunu ve Vanilla versiyonunu koydum. Tabii bazı aşırı karmaşık olanlarına üşendim. Doğal olarak. Burada ilk gördüğünüz NAT Gate. Evet, pek çoğunuz diyecek. Zaten NAT Gate yapımı çok kolay bir şey. Şu. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyalım? Birincisi, aslında tek sebebi. Duvarda gidebiliyor. Ve tek blok alan kaplıyor bunun dışında. Burada iki blok alan kaplıyoruz. Bir blok kazanç artı duvarda ve tavanda gidebilme. Crafting key ise birazdan korkmaya hazır olun. Dın dın. Bunlar ise şu şekilde. Ve bunlar da normal bir stone'un pişirilmesiyle ilgili. Evet, çok daha zahmetli. Peki değiyor mu? Size kalmış. Bu da OR gate. OR gate ne işe yarayacak? Ne işe yarıyor biliyorsunuz. Bu redstone sinyallerinden herhangi birisi ya da birden fazlası alındığı takdirde direkt çıkışı yakıyor. Bu da onun vanilla versiyonu. Peki, vanilla versiyonuna kıyasla duvarda gitmesi ve bir iki blok daha, üç blok daha ufak olmasının avantajı ne? Birincisi, şu girişi devre dışı bırakılıyoruz. Tornavida ya da Sonic Tornavida ile çoğu, bunda da aynı şey mevcut. Çoğu Logic Gate'in özel modlarını ya da özel ayarlarını ayarlayabiliyorsunuz. Shift'e basılı tutarak tıkladığınızda bir sıra çıkışları değiştirebiliyor. Bunda da aynı şekilde. Ve sırada NOR Gate. NAT Gate ile OR Gate'in karışımı bir şey. Normalde redstone sinyali veriyor fakat başka bir taraftan bir redstone sinyali aldığında kendini kapatıyor. Bu da onun vanilla versiyonu. OR Gate'ten daha ufak değil mi? Ve şimdi sırada AND Gate. AND Gate'in olayı girişlerin hepsinin açık olması lazım. Aksi halde buraya çıkış vermez. Bu da vanilla versiyonu. Gördüğünüz gibi şimdi çıkış verdi. Ancak bunu kaparsak direkt çıkış kapanıyor. Buna göre avantajı ve gördüğünüz gibi biraz daha ufak. Çok daha farklı çıkışlar ayarlanabiliyor. Hatta tek çıkışla ki ne işinize yarayacaksa artık. Vesaire ayarlanabiliyor ve gene duvar ve tavanlara konabiliyor. Sırada NAND gate.
Endgate'in Not Gate ile birleşmiş versiyonu. Bu da onun Red Power versiyonu. Gene tek blok. Biraz daha karmaşık devrelere geçtik. Mesela bunun adı neydi? Gate'in adını unuttum. XOR Gate. Gelişmiş OR Gate. Bunun olayı şu. Pardon, ters çevrilmiş OR Gate. Bunun olayı şu. Mesela şu yanık ve sinyal yandı. Fakat bu da yandığında sinyal söndü. Buradaki olay sinyaller, iki taraftaki sinyaller aynı olduğu takdirde çıkış verilmiyor. Farklı olduğu takdirde çıkış veriliyor. Bu da onun vanilla versiyonu. Aradaki farklar gözükmeye başladı. Bu da onun NAT versiyonu. Gördüğünüz gibi gitgide karmaşıklaşıyor işler. Bu da RS NOR latch. Evet. RS latch daha doğrusu. Bunun vanilla versiyonu şu. Latch'in olayı redstone sinyali aldığında sinyali farklı bir yöne çeviriyor. Nasıl, hangi tarafa uygun redstone sinyali? Mesela şu an bu tarafa redstone sinyali vermeye devam ettiğimde sinyal değişmiyor. Bu tarafa verdiğimde değişiyor. Peki Vanilla'nın şu anki konumda buna göre bir avantajı var. Şu tarafa redstone sinyali kesiliyor ya iş bittikten sonra. Ama durun. Özel modlar gerçeğini hatırlayın. Bu arada yönünü değiştirebiliyorsunuz bu şekilde. Ve voila. Sinyal geri kalmıyor. Sırada timer. Normalde bir timer yapmak için böyle bir şey yapacaksınız. Ve süresini uzatmak için de daha fazla ekliyorsunuz. Fakat Red Power'daki timer'lar tek blok, 3 farklı çıkışı var. 3 farklı yere aynı sinyal çıkışı var. Ve isterseniz saatleri ayarlayabiliyorsunuz ya da şöyle de aşırı hızlı bir hale getirebiliyorsunuz. Bunun dışında arkadan redstone sinyali aldığı takdirde duruyor. Gerçi bunu da durdurabiliyorsunuz. Sırada repeater. Repeater. Ciddiyim repeater. Şimdi diyeceksiniz. Mod neden zaten Vanilla Minecraft'ta tek blok olan bir item'ı ekliyor? En basit işlemi. Aynı. Fakat normal bir vanilla repeater'ın 1 tik, 2 tik, 4 tik, 8 tik. Buna geliyoruz. Yardır babam yardır. Tabii şimdi sinyalin gelmesini bekleyeceğiz. Tabii o esnada size başka bir şey göstereyim. Evet, geldi nihayet. Hani bunun süresine bakıyoruz. Hatta biraz önce çevireyim şunu. Tabii bu daha sönmedi. Ve bir kere daha yanacak. Neyse aradaki süre farkını anladınız. Yani bu kadar repeater olabilir. Bunun elde edebileceği gecikmeyi elde edemiyorsunuz. Ki herhalde bunu elde etmek için şuraya kadar falan repeater döşemeniz lazım. Tek blokta bunu yapabilecekken neden bunu yapmak istiyorsunuz? Size soruyorum. Deli misiniz? Sırada Squeezer. Squeezer sürekli olarak bir taraf farklı bir yöne doğru redstone sinyali verir. Bunun süresini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Vanilla versiyonu ise tam burada olduğu gibi. Ve sadece repeater'ların delay'ine kalmış. Ki repeater'ların delay'inin ne kadar, yani gecikmesinin ne kadar kısa olduğunu hatırlatırsak pek güzel sonuçlar elde edebileceğinizi sanmıyorum buna kıyasla. Ve sırada Pulse Former. Redstone sinyali devam alıyor. Ancak bunu sadece bir pulse olarak, yani tek tiklik bir redstone sinyali olarak veriyor. Bu da onun en basit vanilla versiyonu ki bununla aynı işi görmüyor tam olarak.
Üşengeçliğime verin. Bu redstone sinyali bittiğinde pulsu veriyor. Tabii normal bunun gibi çalışanları da var da bayağı karmaşık sistemler. Sırada toggle latch. Toggle latch bir redstone sinyali aldığında çıkış yönünü değiştiriyor ve o yöne sürekli redstone sinyali veriyor. Aslında bunun asıl olayı direkt olarak redstone sinyalini açıp kapamak üzerine. Butonlarla piston kapı yapmak için en kolay yol, en rahat yoldur. Bunun vanilla'sına kıyasla avantajları, iki taraftan redstone sinyali alabiliyor. Gerçi bunu da o şekilde ayarlayabiliyorsunuz ve kendisine tıklayabiliyorsunuz ve tek blok. Ve piston gerektirmiyor. Tabii normalde piston gerektirmeyen versiyonları mevcut ancak Redstone'la da uzmanlaşmış kişiler bilir ki pek ufak değiller. Evet, aynı işi. Bu ikisi aynı işi yapıyor. Evet, şimdiden itibaren tamamen üşenmeye başladım. O kadar üşenmişim ki şunları koymayayımmışım. Ve red alloy'u bu ayarım. Ufak fail'lar. Bu multiplexer. Multiplexer ne işe yarıyor diye soracak olursanız. Şu an şu taraftan redstone sinyali verdiğim takdirde hiçbir değişiklik yapmıyor çıkışta. Fakat bu taraftan yaptığım takdirde gayet buradan değişiklik yapıyor. Fakat bu arkadaki redstone sinyalini açtığım takdirde bu değişiklik yapıyor ve bu yapmıyor. Evet. Ve bunun da yönünün değiştirildiği modlar mevcut. Şimdiki yiğitimiz ise State Cell. State Cell'i aslında üşenmedim. Yapması zaten zor Vanilla'da. Cell'in yaptığı iş. Buradan redstone sinyali alıyor. 2 saniye boyunca şuraya sinyal verip bu tarafa bir adet pulse veriyor. Yani bir teknik sinyal veriyor. Tabii eğer şu arkadan redstone sinyali aldığı takdirde bu sinyali tutuyor. Ve o redstone sinyali geçtikten 2 saniye sonra pulsunu da veriyor. Tabii bu süreyi kısaltabiliyoruz da. Ya da hayvan gibi uzatabiliyoruz. Bu benim inanılmaz derecede çok sevdiğim bir gate. Pek çok işinizi görüyor ve görüyor. Halberdi görüyor. Sıradaki buffer. Teknik olarak bir redstone repeater. Ancak gecikme olayı olmadan. Bunun asıl işi redstone sinyalinin tek bir yönden aktarılmasını sağlamak. Bu taraftan redstone sinyali geliyor ancak bu taraftan geri dönmüyor. Sıradaki şu an bu hiçbir değişiklik yapmıyor. Fakat bunu açtığımız takdirde bu değişiklik yapabilmeye başlıyor ve bunu kapadığımızda değişiklik kalıyor. Bunu tekrar açarsak buradaki sinyale geri dönüyor. Evet, bu basitçe bu. Bunun dışında Vanilla Minecraft'ı aşırı ama aşırı zor bir şey. Randomizer. Redstone sinyali aldığı sürece tamamen random bir yani rastgele bir redstone sinyali veriyor. 3 tarafı da. Ve sırada counter. Yani sayaç. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şu an ona ayarlanmış durumda.
Mesela bu da şey, bu taraftan aldığı sinyali 10 olarak algılayacak ve direkt boom. Mesela 3 sayıma getiriyoruz. 1, 2, 3. Bunun aslında vanilla'sını yapabilirdim. Fakat şu an bile gecenin 1'i olduğunu hesaba katarsak muhtemelen onu bitirdiğinde gecenin 2'si olacaktı. Ve herhalde bu çekimi ne zaman bitirirdim kimse bilemezdi. Çünkü kendisi 2 çank falan katlayan bir şey. Hani düşünün artık. Sırada light sensör. Basitçe gece yaptığımızda tabii hala çevrede bir ışık olduğu için ama mesela biraz daha kısalıyoruz ışığa hassaslığını. Daha da kısalıyoruz bu en kısığı. Mesela tekrar gündüz yapalım. Şu an gözüküyor. Fakat yağmur yaparsak eğer sönüyor. Çünkü yağmur da ortalığı bir nebze karanlıklaştırıyor. Ve işte bu şekilde değişik ışık sensörleri ya da yağmur sensörü elde edebiliyorsunuz. Sıradakiler aslında teknik olarak gelişmiş bir şey değil. Bunun tek amacı birbirine bağlı reson sinyallerinin birbirlerine değmeden aynı noktadan geçebilmelerini sağlamak. Ama burada da etkileyebilen versiyonları mevcut. Ve öyle. Ve şimdi sırada en karmaşıklardan bir tanesi. Bunu Vanilla'da yapmanız zaten imkansız. Çünkü Bundled Cable üzerinden çalışan bir şey. Senin adın neydi? Ha, bas. Evet, bunun tek olayı şu. Mesela şu an bunu açtım. Ve gördüğünüz gibi bu taraftaki maviden yanmadı. Fakat eğer gidip ah, şunu açarsam bu taraftaki beyaz da yandı. Ama mesela bu beyazı açtığım takdirde o taraftaki yanmıyor. Fakat şunu açarsam eğer bulaştığımda o taraftaki beyaz da yanıyor. Ama tam tersi olmuyor. Peki ikisini birden açarsak ne oluyor? Bu sefer bir hafızaya dönüşüyor bu. Ve bunu geri çektiğim takdirde gördüğünüz gibi sinyal olduğu gibi kalıyor. Burada da hangisinin açık olduğu gözükebiliyor. Ama mesela bir tanesini kapattığınızda direkt tüm sinyaller gidiyor. Bunlarla neler yapacağınız tamamen size kalmış. Red Power'ın ilk bölümünden bu kadar. Bu bölümde Word Generation'ı tanıttık. Kabloları tanıttık. Işıklandırmayı tanıttık. En basit kısmı zaten o. Aletleri tanıttık. Hatta makinelerden bir tanesini tanıttık bile. Mikroblokları tanıttık. Ve Logic Gate'leri tanıttık. İlerleyen videolarımızda elektrik sistemi, diğer makineler, tüpler ve en önemlisi frame'ler ve bilgisayara değineceğiz. Köftesi köfteden iyi günler, iyi eğlenceler.